Alanya Posta TV ekranlarından hepinize mutlu akşamlar. Ben Alkın Biricik. Ekip arkadaşlarıma teşekkür eder, güzel bir hafta sonu geçirmenizi dilerim. Alanya Posta TV ekranlarından hepinize mutlu akşamlar. İngiliz The Times gazetesi, İngiltere vatandaşlarının Türkiye'ye karantinasız seyahat için imza kampanyası yaptığını duyurdu. Şimdiye kadar 45 bin kişi Türkiye'nin kırmızı listeden çıkartılması için imza attı. İngiliz The Times gazetesinden Lucy Perrin, İngiltere'nin Türkiye'ye gidecekler için dönüşte karantina uygulama kararı ile ilgili bir yazı kaleme aldı. Yazıda İngiltere'den daha az vaka sayısı olmasına rağmen İngilizlerin karantinasız Türkiye'ye gitmesinin yasak olduğu ancak Amerikalılar ve Rusların Türkiye'de tatil yaptığı hatırlatıldı. Birleşik Arap Emirlikleri'nin 8 Ağustos'tan beri turuncu listede olduğu ve İngiliz tatilcilerin Türkiye'ye gidemediği için tepki gösterdiği bilgisi verildi. Alanya'nın önemli pazarlarından olan İran Tahran'dan Gazipaşa Alanya Havalimanı'na ilk sefer düzenlendi. Gazipaşa Alanya Havalimanı'ndan İran Tahran'dan gelen ilk sefer törenle karşılandı. Törene Alanya Ticaret ve Sanayi Odası adına yönetim kurulu üyesi ve Konak ve Turistik İşletmeciler Derneği Başkanı Ali Orkan da katıldı. Törenin ardından açıklama gerçekleştiren Orkan, zaman içerisinde tüm hedef pazarlarda çok sayıda seferin Alanya Gazipaşa Havalimanı'na yapılmasını temenni ettiklerini söyledi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla resmi gazetede yayınlanan kararda 6 fakültenin yeni ismi belli olurken bir üniversitede de yeni bölüm açıldı. Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi'nde bir fakültenin adı değiştirilirken Alanya Hamdullah Eminpaşa Üniversitesi'nde de yeni bölüm açılması kararı onaylandı. Bazı fakültelerin yeni isimlerinin yer aldığı Cumhurbaşkanlığı kararnamesi resmi gazetede yayımlandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan imzasıyla resmi gazetede yayınlanan kararda Alanya Hamdullah Eminpaşa Üniversitesi'ne bağlı olmak üzere Sağlık Bilimleri Fakültesi kuruldu. Öte yandan bazı fakültelerin isimleri ise şu şekilde değiştirildi. Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'nin ismi İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi, Antalya Bilim Üniversitesi Mühendislik Fakültesi'nin ismi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi, İstanbul Rumeli Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi'nin ismi Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi, Altınbaş Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi'nin ismi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi, Necmettin Erbakan Üniversitesi Seydişehir Sağlık Bilimleri Fakültesi'nin ismi Seydişehir Kamil Akkanat Sağlık Bilimleri Fakültesi, İstanbul Rumeli Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi'nin ismi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi şeklinde değiştirilmesine karar verildi. Alanya'nın önemli değerlerinden olan ve 4 şarkılık ilk albümünü çıkaran, bununla birlikte müzisyenleri bir arada tutmak isteyen bir meslek birliğinin kuruluşunda aktif yer alan Şamans Band'la Alanya Posta Medya muhabirlerinden Gülşah Anak keyifli bir sohbet gerçekleştirdi. Grup yaptığı açıklamalarda pandemide 102 müzisyenin intihar ettiğini belirterek kurulan birlikle tüm müzisyenleri kayıt altına alacaklarını dile getirdi. Şamans Band, Alanya'nın önemli bir değeri. 13 yıl önce kurulan bas gitarda Hikmet Türen, elektro gitarda Cihan Gölbaşı, davulda Utku Ozan Öner ve vokalde Ertan Selim'in yer aldığı grup, dünya müziklerine yönelmesiyle müzik piyasasına farklı bir boyut kazandırdı. Ayrıca grup, müzik piyasasına yön veren genç neslin dinlemeye, hatta çalmaya cesaret edemediği kült parçaları çalarak da farkındalık oluşturuyor. Birbirlerine arkadaşlıktan öte aile bağıyla bağlı olduklarını belirten grup üyeleri, geçtiğimiz hafta Şaman Alevi adında 4 şarkıdan oluşan ilk albümünü çıkardı. Albümlerinin isminin Saman Alevi'ni çağrıştırdığını belirten üyeler, Saman Alevi geçici olur ama biz Şaman Alevi'nin sönmesini istemiyoruz dedi. Geçen hafta piyasaya çıkardık.
Tüm dijital platformlarda var şu anda bu 4 şarkılık albüm. İlk Şaman Alevi diye koyduk. Yani böyle biraz Saman Alevi'ni falan çağrıştır ama Saman Alevi çabuk yanıp sönar. Biz Şaman Alevi'nin yani sönmesini istemiyoruz. Yani grubun adı da zaten Şaman, Şamanlar. Bazen takılıyoruz kendi aramızda. Şaman oğulları Corporation falan. Yani böyle. Yeni albümlerinden bahseden Şamans Band, albümümüzdeki şarkıları daha önceden hazırlamıştık. Elimizde henüz albüme dökmediğimiz başka şarkılarımız da var dedi. Teker teker kayıtlarını alıp beğeni, yani insanların beğenisine sunacağız. Ama bu nasıl bir süreçti? Bu pandemi döneminin getirdiği belki de yani pandemi tabii genel anlamda olumsuz bir süreç yani bütün dünya için. Ama bizim için yani evde otururken sadece böyle yani böyle sıkılmak, işte bunalıma girmek, işte kafayı yemek falan değil de böyle halk tabiriyle biraz da dedik üretelim. Yaptığımız şarkıları gittik kayda aldık bu süreçte. Ondan sonra ufak tefek düzenlemeler yapıldı. Bunların bu albümdeki 4 şarkının 3'ünün sözü müziği zaten hepsi bize ait. 4'ünün de müziği bize ait ama bir tanesi yine Karadenizli bir şair arkadaşımızın sözleri, onu besteledik. Sahnede unutamadıkları anlarından bahseden grup, sahnede rock halay çalmamızı istediler ifadelerini kullandı. Geçen de rock halayı sormuşlardı. Tabii şey bile, mesela Türkçe çalıyoruz. Örnek veriyorum mesela, Kürtlerden mesela Cem Karaca çalıyor, atıyorum Barış Manço çalıyor. Parça biter bitmez, geliyor diyor ki, Türkçe var mı? Az önce çaldığımız Japonca değil, yani Türkçe yani sonuçta. Yani ben şey demek istiyorum diyor, yani böyle Ankara'nın bağları falan böyle. Unutamayacağız büyük ihtimalle. Bazen de konuşmayla sıkıştırıyorlar. Şimdi diyorsunuz ki kabul ediyorlar yani tamam siz rock yapıyorsunuz. Yani Cem Karaca, Barış Manço gibi tamam. O zaman işte halay var mıydı? İşte diyorsunuz yok yani. Peki diyor rock halay var mı diyor. Artık yani o karışık yeni bir şey söylüyor. Veya caz halay var mı? Tabii yani bunlar istekler üzerine. Ya kaldık ki otel yönetimleri zaten bunu düşünüyor. Bir gün sonra zaten Türk gecesi var yani orada halay da çekiliyor. Çeşit yani olacak ki. Şuna da ucundan bir değinmek lazım aslında. Yani gerçekten son dönemlerde müzik anlamında ciddi bir dejenerasyon var. Yani hani tabii ki de herkesin dinlediğine saygı duyuyoruz. Herkesin sevdiğine de saygı duyuyoruz. Fakat yani şimdi biraz daha eskileri düşünüp de şimdilere baktığımızda ciddi anlamda bir dejenerasyon olduğu yani bu bariz şekilde görünüyor. Bir ülkede eğitim seviyesi ne kadar yüksek olursa o ülkede sanat ve bilim de o kadar yüksek olur diyen grup, bilimsellikten uzak, kulaktan dolma bilgilerle dünya görüşü edinmeye çalışıyorsanız siz bütün değerlerinizi yok etmeye mahkumsunuzdur dedi. Müziğin kalitesi müşteriyi belirler. Ama müşteri müziği belirlemeye çalışıyorsa o işletmenin kalitesi yara almaya başlar. Bir süre sonra çok çeşitli olaylarla karşılaşırsınız mekanda. Sıkıntılar çıkar, belki de kapanmak zorunda kalırsınız. Bu da bütün arkadaşlarımızın, işletmeci arkadaşlarımızın kulağına küpe olsun diyor. Alaya Şalvar sahibi Ali İhsan Arslan, beşincisini düzenlediği geleneksel aşure etkinliğinde dostları ve müşterilerini bir araya getirdi. Arslan, Allah izin verdikçe bu etkinliği devam ettireceğini söyledi. Meşhur Alanya şalvarını ve geleneksel kıyafet kültürünü başarıyla yaşatan Arslan, Alanya Şalvar Dükkanı önünde aşure dağıttı. Dualar eşliğinde başlayan aşure ikramına Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel ve çok sayıda vatandaş katıldı. Huzuruna gelirken imanla kelime-i şehadet mezunu. Arslan, bu yıl beşincisine düzenlediğimiz aşure etkinliğimizde dostlarımıza aşure ikram ettik. Bu vesileyle iş yoğunluğundan görüşmeye fırsat bulamadığımız dostlarımızı görmüş olduk. Katılan ve katılamayan herkese teşekkür ederim dedi. Bu sene 5. yılını aşurenin Muharrem ayı dolayısıyla yapıyoruz. Ömrümüzün yettiği süresince de yapacağız. Aslında bu sene virüs nedeniyle devam ettiği için yapmayı düşünmüyorduk. Halktan çok talep olduğu için hayır diyemedik. Bir taraftan hijyenik, bir taraftan daha devam etme şartıyla aşuremize devam ettik. Payalların eski belediye başkanı Mehmet Çıtak, oğlunun ardından 4 gün sonra eşini de kaybetti.
Payalar Belediyesi eski başkanı Mehmet Çıtak, oğlu Tuğrul Çıtak'ı 31 Ağustos 2021 tarihinde koronavirüs nedeniyle defnetmişti. Başkan Çıtak, oğlundan sonra bu kez de eşi Mümine Çıtak'ı COVID-19 nedeniyle toprağa verdi. Mümine Çıtak'ın cenazesi bugün saat 11'de Payalar Mezarlığı'nda defnedildi. Alanya Posta Medya olarak merhumeye Allah'tan rahmet, Mehmet Çıtak ve tüm yakınlarına başsağlığı dileriz. Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin kent yaşamının stresinden uzaklaşarak toprakla ilgilenmek isteyen emeklilere özel lobi bahçeleri kiralamaları için müracaatlar başladı. Başvurular 28 Eylül 2021 tarihine kadar Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin internet sitesi üzerinden yapılabilecek. Büyükşehir Belediyesi'nin hobi bahçeleri için yeni dönem başvuruları başladı. Antalyalı emeklilerin doğayla iç içe vakit geçirerek kendi sebze ve meyvelerini yetiştirip toprakla haşır neşir olmanın keyfini sürebildiği hobi bahçelerinin yeni dönem hak sahiplerinin belirleneceği başvurular başladı. 28 Eylül 2021 tarihine kadar Antalya ili sınırları içerisinde ikamet eden emekli vatandaşlar hobi bahçeleri için başvuru yapabilecek. Hobi bahçeleri için her haneden bir kişi başvuru yapabilecek. Vatandaşlar www.antalya.ben.tr/hobibahcesi talep formunu doldurarak başvuruda bulunabilecek. 348 hobi bahçesi için başvurulardan sonraki yerleştirme değerlendirmesi sonucu hak sahipleri belirlenecek. Ekilebilir alanlara sahipsiz, bağımsız bahçelerde vatandaşlar meyve, sebze, mevsimlik çiçek gibi her türlü tarımsal üretim yapılabilen kullanıcıların kiralama süresi 3 yıllık dönemi kapsıyor. Alanya Posta TV ekranlarından bir bültenin daha sonuna geldik. Ben Alkın Biricik, ekip arkadaşlarıma teşekkür eder, sağlıklı günler dilerim. Alanya Posta TV ekranlarından hepinize mutlu akşamlar. Ben Alkın Biricik. Ekip arkadaşlarıma teşekkür eder, güzel bir hafta sonu geçirmenizi dilerim.